Atatürk'le ittifak yapın. Halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla ittifak yapın. Hey Merkel diyeceğim şimdi, nereden çıktı bu ama? Ölenlerin hesabını sorar, kumpasın hesabını sorar, üstüne üstüne gider. Bıktırana kadar gider, sonuç alana kadar gider. E gazetelerimiz var, çayımız var Allah'a şükür, defter kalemimiz var. Patlıcana bak şimdi, patlıcan. Terbiyesiz patlıcan. 23.95 artılır mı? Topraklarda Mustafa Kemaller yenilmez, bunu birileri öğrenecek. Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün 1 Temmuz 2019 Pazartesi. Ulusal Kanal... Olmadı Volkan be. Havamda değilim, giremedim. Bir daha girelim hadi. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 1 Temmuz 2019 Pazartesi Ulusal Kanal'da Türkiye'nin Halkçı Devrimci Televizyonu'nda Televizyon Gazetesi'ne başladık. Vallahi yaklaşık saat 12'ye çeyrek kala 10 kala gibi birlikteyiz. 2 saate yakın bir süre. Ne konuşacağız, ne anlatacağız, ne bileyim, var yani, dünya kadar olay var, dünya kadar iş var, bunlardan bahsedeceğiz. Ha bugün Ergenekon duruşması yapılacak. Ergenekon yargılamasının kararı bekleniyor bugün. Ben de merak ediyorum, neyi yargılayacaklar? Ortada kumpas olduğu ayan beyan bir şey var. Her şey meydanda, neyi yargılıyorlar aylardır bilmiyorum. Dur bakalım ne olacak? Arkadaşımız Seda orada. Seda bizlere canlı yayında oradaki gelişmeleri aktaracak. Konukları olacak, onu takip edeceğiz. Bir de bugün 1 Temmuz bildiğiniz gibi Denizcilik ve Kabotaj Bayramı. Hani 80'li 90'lı yıllarda tırnak içinde komedyenler dalga geçerdi ya. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı. O kadar önemli bir şey olduğu şimdi Doğu Akdeniz sırasında ortaya çıktı. Neden dalga geçiyorlar? Dalga geçilmesini istedi bir takım insanlar. Denizlerimiz üzerinde, mavi vatan üzerindeki egemenlik haklarımızı daha kolay, tepkisiz elimizden alabilmek için biz öyle yapmayacağız. Biz Denizcilik ve Kabotaj Bayramımızı aynı 23 Nisan gibi, aynı 19 Mayıs gibi, aynı 29 Ekim gibi bir milli günümüz olarak kutlayacağız. Tabii mavi vatan sözcüğünü literatürümüze katan, sözlüğümüze katan komutanımıza da bütün teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunacağız. Ben size Temmuz'u anlatmadım değil mi? Temmuz ne demek diye. Ne demek Temmuz biliyor musun? Ha? Temmuz diyoruz. Oğlum kaç yıldır hiç aklına gelmedi mi? Ne demek Temmuz acaba diye. Ha? Türkçe'de tamu diye bir şey vardır, tamu. Tamu cehennem demek. Tamuz dermiş Türkler eskiden bu aya. Yani cehennem gibi sıcak manasın. Ama ben niye anlatıyorum ki? Deniz, Onur Caymaz'ın bir yazısı var. Temmuz'u severim diye. Onu bir bulsanıza bana. Ya bir takım isimleri, kavramları kullanıyoruz. Ne anlamak? Ereğli ne demek? Ereğli. Bak Konya Ereğli var değil mi? Marmara Ereğli var. Karadeniz Ereğli. Ne demek Ereğli? Hiçbir şeyi merak etmemek kötü bir şey. Senin için söylemiyorum ama. Bugün çık sokağa 10 kişiden 9'u bilmez. Niye merak etmiyoruz hiçbir şeyi biz ya? Ha? Edirne mesela ne demek? Ne demek? Hadrianopolis. Hadrian. Hedren. Edren. Edrene. Edirne. Böyle bir dönüşüm. İlk ismi Hadrianopolis. Oradan buraya dönüyor. Heraklet'in kurduğu kent demek. Heraklet, Herakle, Herekle, Erekle, Ere ve gele gele Ereğli oluyor işte. Denizcilik sadece ulaştırma işi değil, iktisadi iş olarak anlaşılacak ve tersaneler, gemiler, limanlar ve iskeleler inşa edilecek. Deniz sporları kulüpleri kurulacak ve korunup geliştirilecektir. Çünkü toprakların ucu deniz olan bir ulusun sınırını halkının kudret ve yeteneğinin hududu çizer. En uygun coğrafi konumda ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye, endüstrisi, ticareti ve sporu en ileri, sporu ile en ileri bir denizci ulusu yetiştirmek yeteneğindedir. Bu yetenekten yararlanmasını bilmeliyiz. Denizciliği Türk'ün büyük ulusal ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı budur.
Trafik mi sıkışıyor? Denizcilik ve kabotaj bayramını İstanbullular doğru dürüst kutlamadığı içindir. Ne demek bu? E şu demek bu. Ben arabaya biniyorum, 25 kilometre öteden buraya geliyorum. Halbuki bin vapura kardeşim, tak indirsin seni Karaköy'de. Ha, Bakırköy'den, Ataköy'den, bilmem nereden, şuradan, buradan, Avcılar'dan, Büyükçekmece'den. Bin Büyükçekmece'den in Bakırköy'de. Bin Bakırköy'den in Karaköy'de. E kullanmıyoruz denizi. Ha bu Mustafa İlker Yücel denen adam var ya, hani belediye başkan adayıydı. Ha onu bu yüzden çok seviyorum. Kafası çalışıyor. Yedi renk dedi, maviyi bir koydu. Al sana denizcilik. Balık yemek lazım değil mi? Hele balığın sırtında bir siyah et var ya. O sırtındaki kahverengi siyah. Çocuğun boyunun uzamasında müthiş bir şey. Etkili. E balık yiyemiyoruz. Niye? Her taraf deniz. Niye yiyemiyor? E denizcilik ve kabotaj bayramını kutlamıyoruz ondan. Adam gibi kutlamıyoruz ondan. Daha bin tane şey sayabilirim. Ah bir dakika unuttuk. Volkan gündemi vermedi ki mi? Önce gündemi verelim. ABD'nin Körfez'de başarı şansı yokmuş. Bunu söyleyen aydınlığa mı söylemiş bilmiyorum. Ha New York Times'a yazmış. ABD'li analist Robert Kaplan. New York Times'a yazmış. ABD'nin Körfez'de kazanma şansı yok. Niye yok ki? Yani çok da üzülmem kazanmazsa, kaybederse. Şahane olur. ABD İran'la savaşı düşünürken Çinliler Tahran'la ticareti geliştirme ve altyapı yapımı ile meşguller. İran, Çin'in gelecek planlarını anahtar konumunda ve ABD'nin Çin'in kuşak yol girişimiyle rekabet edecek bir planı yok. Bu yüzden de kaybetmeye mahkum diyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın bir önerisi var. Barış koridoru diyor. Onu sabah Star gazetesinden bakarız. Yaptırımlar meselesi çok konuşuldu, bu çok tartışıldı. Hatta fotoğraflar falan, Amerikan başkanı bizimkiyle alay etti falan dediler, bilmem ne. Bakacağız, onlara da bakacağız. Sıkıntısız çözeriz demiş. Şöyle yaptırım olmayacak demiş. Ahmet Hakan o tartışmalarla ilgili ince alay falan değil. Odunsu bir yavşama. Ya ne biçim yazı yazıyorsunuz? Siz köşe yazarı mısınız? Ya? Bu kelimeyi kullanır mı bir köşe yazarı? Bak okurken ben hicap duyuyorum. Nerede mesela Ahmet Emin Yalman böyle bir kelime kullanır mıydı? Yakup Kadri böyle bir kelime kullanır mıydı? He? İlhan Selçuk böyle bir kelime kullanır mıydı? Kullanmayın böyle şeyleri. Sencer İmer hocamız Türkiye ABD karşısında dik durdu demiş. O şeydeki Japonya'da Osaka'daki görüşmede. Cumhuriyet'te yine dalgasını geçmiş Hollywoodlu kriz diplomasisi diye. Bakacağız bakalım neylik bir diplomasiymiş. Libya'yla biraz aramız bozuldu. Tabii Libya'nın bir bölümüyle, Haftar'la aramız bozuldu. Haftar düşman kabul ederiz demiş. Eski Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bedeli çok ağır olur bunun demiş. 6 yurttaşımızı esir aldıkları yolunda bilgiler var ama işte o Hafter'in sözcüsü de vallahi haberimiz yok. Aa kim almış sizin adamları falan diye cevap vermiş şeye Hulusi Akar'a. Türkiye ile ilişkiler sürecek demişler. Peki Türkiye neden orada gündemde? Niye? Libya'da bir iç savaş var. Türkiye neden gündemde? Bakacağız. Hatta şimdi bazıları bak işte Libya'da da bataklığa giriyoruz, bilmem bu Orta Doğu bataklığından çıkmamız lazım falan diye şeyler söylüyor. Acaba doğru bir yerde miyiz Libya'da, doğru bir müdahale de miyiz? Onu bakacağız. İç siyasete gelince Davutoğlu bayrak açmış. Küçük enişte konuşuyor ya, hayırdır? Ne zamandır sesi çıkmıyor? Ya ben olsam tazminatsız atıldığım iş yerine bir daha uğramam bile. Ya başbakanlıktan tazminatsız kovuldun, hala konuşuyor. E konuş diyorlar. Atıldığında ne demişti Amerikalılar? Türkiye'deki en iyi adamımızı kaybettik demişler değil mi? Ali Babacan'ın bir parti kurma telaşesi var. Oktay Ekşi mesleğimizin duayenlerinden Oktay abi aydınlıktaki sorulara cevap verirken Ali Babacan parti kurmasın demiş, gitsin turşu kursun demiş. Çok güzel öneri valla.
Yeni ABD elçisi kesinleşti, gelecek. Saadettin Tantan eski İçişleri Bakanı, tabii ben onun da emniyet amirliği dönemini bilirim. Asayiş emniyet amiri böyle elinde Thompson'la dolaşır bilmem bir yerleri basar falan. Şeydi ama yani canavar gibi polisti. Hatta o zamanlar hangi gazetedeydi, çizgi romanını bile yaptılar. Saadettin Tantan'ın, o demiş ki Amerikan elçisi operasyona geliyor. Başka ne var? Kamuda işçi pazarlığı başladı. Toplu pazarlık. Türk İş Genel Başkanı enflasyonun altında ücret kabul etmeyiz demiş. Enflasyon ne kadar? %24 falan değil mi? Memurlar o kadarını da istemiyorlar. Memurlar daha da fazla istiyorlar. Enflasyon artı %10 istiyorlar. O zaman da %35 oluyor. Vallahi sendikacılık böyledir. Yüksekten başlayacaksın, sonra pazarlıkta düşeceksin bir miktar. Borla kanser tedavisi. Çok ilginç ya. Dünya bor rezervlerinin %75'i, %80'i bizde. Borun cevherlerini biz keşfedemiyoruz. Eloğlu keşfediyor. Bunu kim, Japonlar mı bulmuş, ne bulmuş? Kanseri 18 ayda öldürüyormuş borla kanser tedavisi. CHP'li belediyelere bir haller oldu, ona bir bakacağız. Ne haller oldu derseniz işte anlatacağım şey yapmayın. 3 aşağı 5 yukarı böyle. Ne yapalım? Nereden başlayalım Volkan? Hadi bir başlayalım da nereden gelirse artık, değil mi? Denk geldiği yerden başlarız. Ya siyaset konuşuruz. Bak her gün konuşuyoruz. Dış politika konuşuruz. Irak konuşuruz. Suriye konuşuruz. Rusya, S-400'ler, Doğu Akdeniz. Hepsini konuşuruz da. Edebiyat konuşalım bugün. Azıcık edebiyat konuşalım. He? Çok böyle bayıldığım bir yazar var Aydınlık'ta. Hani böyle bir zamanlar Salah Birsel'i çok severek... Salah Birsel'i okuyor musunuz? He? Okuyun bak, çok güzeldir. Şimdi onu öyle severek okuyorum. Üstelik de tam denk gelmiş. Böyle eğrisi doğrusuna denk gelmiş. Temmuz'u anlatmış Onur Caymaz. Seviyorum Temmuz diye bir yazı yazmış. Bayıldım. İnşallah siz de seversiniz. Şöyle diyor. Nasıl sevmem? Bir kere yaz. Yazın ortası. Bilirim, çabuk geçer yaz. Akşamüstleri odaya uçuşan tül inceliğinde çabucak. Adada yaseminler, bazı sokak aralarında küçük kiliseleri temiz tutuyor yaşlı kadınlar. Bazı camilerde, kandillerde is. Temiz tutmalı için insan. Öyle bir hayat ki her şey çabucak kirlenirken. Latince adı önceleri 5. ay anlamına Quintilis. Devrin takvimi Mart'ta başlıyormuş. Paganların büyülü zamanı doğa Mart'ta uyanıyor. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz 5. ay anlamında söylüyorlarmış o sözü. Sonra Julian takvimi döneminde Julius Caesar adı üzerinden Julius denmiş. Caesar hem Kayseri hem Caesar hem de bir doğum şekli. Bugün bildiğimiz Caesarian var ya. Caesar annesinin karnından, karnı yarılarak alınmış bir bebek olarak dünyaya geldiği için bugün Caesarian dediğimiz doğum şekli Caesar'ın isminden kalmadır. Ha işte ben böyle yazıları seviyorum. Öğreneceksin, bilgi veriyor bak. Caesar gibi anasının karnı kesilerek doğan demek Caesar. Batılılar da bu hat üzerinden Julie diyor. Eski Türkçe Tamuz. Tamuz. Çok sıcak, cehennem. Süryancesi bizimki gibi. Temmuz. İbranice beyefendi, bey demek. Sümerce'deki en eski anlamıysa dama kadar gidiyor. Yani dam ama şey değil, evbar damı değil. Hani kadın anlamında dam. Damsız girilmez var ya, onun gibi. Eş, kadın anlamında. La dam. Kamelyas geliyor aklıma. Kamelyalı kadın. Oğul Duman'ın tatlı romanı. Ne güzel cümleleri vardır, altını çizdiğim. Mesela bu uyumuş kent benimmiş gibi geldi bana. Belleğimde o zamana kadar mutluluklarına imrendiğim kişilerin adlarını arıyordum. Birini anımsayıp da kendimi ondan daha mutlu bulmadığım olmuyordu. Gibi. Eski Mısır'da bu dam kelimesi damayı doğuruyor. Bir araya getirmek, taşları ya da insanları. Ne fark eder? Sanskritçe'de dam, yine ev, eş. Latince domina, ev sahibesi. Domine ediyor, yönetiyor yani evi. Yaşasın hanımcılık demiş Onur Caymaz. Damız için ayrılmış olana da damızlık deniyor. Hep buralardan. Hepsinde Temmuz'un Sümer kökleri dam, dammuz, dumuz, dumuzi var. Demek ki ta Sümerce'den. Evet, devam edelim.
Sümer'de çobanların tanrısı Dumuzi, çiftçilerin tanrısı Enkidu'ya rağmen bu çiftçi çoban rekabetinden daha sonra Habil Kabil ikilisi diye göreceğiz. Yayma ya, böyle iyiydi. Habil Kabil ikilisi diye göreceğiz. Bak bir Habil Kabil var, bir de Harun. Harun Karun var ha. Sen de yalnız değilsin yani. Bereket ve savaş tanrıçası İnanla ile evlenir. Fakat bu hanım yüzünden başına gelmedik kalmaz. İnanla yeraltı tanrıçası kız kardeşini dönüşü olmayan yer olarak bilinen yeraltı dünyasında ziyarete gider. Bir süre sonra oradan ayrılmak için yerine birini bırakması gerektiğini öğrenir. Yeryüzünde bu iş için gönüllü ararken gidişini pek fark etmeden gayet mesut yaşayan Dumuzi'ye kızarak "Sen benim yokluğumu nasıl fark etmezsin?" deyip yeraltı cinlerine beyefendiyi işaret eder. Götürürler Dumuzi'yi. Sonra güneş tanrısının yardımıyla kaçar, dağ bayıra vurur. Bir gün kırlarda uyurken rüya görür. Yan yana duran iki kamıştan biri çıkarılmaktadır. Bunu rüya tanrıçası kız kardeşine anlatır. Tekrar götürülecektir. Yorum açıktır. Hakikaten Dumuzi yakalanır ve götürülür. Kız kardeşi Dumuzi yerine yarım yıl yer altında kalmayı Tanrılar Meclisi'ne kabul ettirir bu kez. Kardeşi gibi kardeş gibi kardeş yani. Bak ben kalayım diyor onun yerine. Gördün mü? Böylece yarım yıl biri, yarım yıl diğeri kalır. Dumuzi yeryüzüne çıkar çıkmaz karısıyla tekrar birleşir. Sonuçta yeni ve bereketli bir yıl başlar. Tevrat'ın Hezekiel kitabında da yer bulmuş bu eski tanrı. Her yıl ilkbaharda İnanla'sına kavuşur. İnanla burada Akat toplumunda İştar diye tanınır. İştar'ı biliyorsun, Batılılar Öster der. Bizim Paskalya canım, bildiğimiz. Bu sevişme insanlar tarafından şenliklerle kutlanır. Vakti geldiğinde Tanrı Dumuzi ve Tanrıça İnanla'nın birleşmesini Sümer'in o günkü kralıyla İnanla tapınağı baş rahibesi tıpkı Tanrı Tanrıça gibi taklit eder. Bu kutsal evlilik öncesi İnanla yıkanır, annesiyle konuşarak tavsiyeler alır, kapı arasından hediyelerin gelişini gözler, sonra gelin odası hazırlanır, çeyizler ziyaretçilere gösterilir. Ulan bizde de bu adet vardır ha. Öyle kız evlenmeden birkaç gün önce odaya böyle her şeyleri sererler. Yatak örtüleri, böyle bir tencere tutacakları falan bile vardır ha. Oo neler neler. İşte damada alınmış gömlekler, kravatlar, şunu, dünya kadar. Demek ki ta Sümer'den geliyor ha. Ne dedik? Bildiğimiz 6000 yıllık evlilik töreni bile şu koca Anadolu'dan işte. Muazzez İlmiye hocam İnanla'nın aşkında yazıyor bunları. Okumadan ölme. Tevrat'ın o nefis neşideler neşidesindeki şiirlerde İnanlı'nın Dumuzi aşkını anlatan Sümer tabletlerine yakındır. İsa nasıl Tanrı'nın çobanı ise Dumuzi de çoban tanrıdır. Ha Tanrı'nın çobanı, ha çoban tanrı. Bilmem öyle midir? Temmuz işte hep. Balkonlarda çekirdek, odalara ışığı dolan ay, yer yatakları Temmuz. Öğrenci evlerinde terk edilmiş bulaşıklar. Bir oğlu olacaktı Hasan Hüseyin'in ve adını Temmuz koyacak. Temmuz orada burada her şeyin bulunabileceği küçük çarşılar. Tırnak makası da var, örgü şişi de. Yemeni de mevcut defter kapıda. Bir şeyler hatırlıyorum ama tam değil. Gelecekten utanarak dönen bir sevinçliyim diyordu Edip Cansever. Biliyorsun ben cansever değil caz sever derim biraz sarhoş olunca. Biraz ama. Nasıl akar insanın kalbine? Türküsü de vardır. Altın hızma münayim seni candan seveyim. Yaz günü Temmuz'da sen terle ben sileyim. Sabaha kadar uyuyamaz bazen insan. Ben uyuyamadım bu gece zaten. Böyle dökük kırık. İçeriye de tembih ettim bir sürü. Aman çocuklar bugün beni idare edin. Yani program bitsin de gidip bir yerde bir kıvrılsam diye bekliyorum ha. Temmuz hep yaz bitiyor duygusu verir insana. Oysa yeni başlıyoruz daha. Pansiyonlarda, otellerde tertemiz yataklar, unutulmuş antik tiyatrolarda 2000 yıldır cırlayıp duran o yaz böcekleri, bitip tükenmez yolların kıyılarından arada görünüp de köpüklerce kabaran yaz denizleri, insanın suyunu dirseklerinden dökerek yediği çatırdak karpuzlar, rakıyla rakı demeyeceğim, kötü bütün kötülüklerin şeyi, rütük yüzünden böyle konuşmak zorundayım. Anlatabiliyor muyum? Yahu şeye geldik, tezgaha geldik yani. Kavunun bitimsiz ezeli mücadelesi, buz gibi terleyen ikindi bilmem neleri bir yandan. Hadi o da içiliyor da söyleyemiyorum şimdi ismini. Sarı oluyor böyle şişesi kahverengi.
Bir yandan da şehirde kalanlar için bir yokuşu tırmanırken ter içinde ansızın esen rüzgarlar derken sinemalara girip serinlemek, şimdi sinemaya değil alışveriş merkezlerine gidiyorlar. Derken küsler de varsa barışsın arada. Ne diyordu Turgut Uyar? Temmuz tam bu işe göredir bana kalırsa. Gelin bağışlayalım birbirimizi. Hem nasıl unutulur? Acı var asıl Temmuz'da. Madımak katliamı. 2 Temmuz 1993. Tutuşan gün, tutuşan gece. Metin Altıok, Hasret Gültekin, Behçet Aysan, Asım Bezirci, Aziz Nesin. Hepsi kardeşlerimiz. Güllerimizin ahı var. Az anılır, duruma göre anılmaz. Bir kısım solumuz iki yüzlüdür. Baş bağlar katliamı var ardından. Unutmadık ölülerimizi. Hoş geldin Temmuz, demiş Onur Caymaz. Bu arada çay da soğudu tabii. Konuşmaktan içemedik. Ya şimdi herkes şeyi konuşuyor, Trump'la Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını. Ondan sonra orada bir dalga geçme var mı yok mu, Davutoğlu ortaya çıktı bilmem ne falan. Ben Libya'yla daha çok ilgileniyorum. Neden? Yani Libya ilginç bir yer. Bir, ikincisi Doğu Akdeniz'le doğrudan bağlantısı var Libya'nın. Ne oldu hatırlayalım. Bir uçak düşürüldü. İşte Haftar tarafı Libya'da, iç savaşın Haftar tarafı, bütün Türkleri tutuklayacağız dedi. Bütün Trablus'a inmeye çalışan uçağı, Türk uçaklarını düşüreceğiz falan dedi. Yani o kadar da değil dedik biz de. Bedeli çok ağır olacak dedik. Değil mi? Nerede o bedeli çok ağır olacak şeyi? Aydınlık'ta 9. sayfada mıydı? Ha. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Haftar güçleri sözcüsünün Türkiye'ye yönelik tehditlerine ilişkin hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak. En etkili ve şiddetli şekilde mukabele edilecektir dedi. Akar'a Japonya'nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç değerlendirilmesi sırasında Libya'da General Haftar'a bağlı güçlerin sözcüsünün Türkiye'ye yönelik tehditleri soruldu. Bakan Akar, Libya'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ile halkının huzur ve mutluluğuna, Libya'daki ulusal mutabakat ruhuna önem atfettiklerini vurguladı. Buraya kadar bir şey yok. Burada daha parmak görünmüyor. Şimdi görünecek. Birleşmiş Milletler tarafından Libyalılar arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yönelik çabalara destek vermeye ve uluslararası hukuka ve anlaşmalara uygun olarak barış ve istikrar için çalışmalara devam edileceğine dikkat çeken Akar şunları söyledi. Bak şimdi parmak geliyor ve böyle sallayacak şimdi. Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ederken hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır, bak geldi parmak. Parmak burada. Çok ağır olacak. En etkili ve şiddetli şekilde mukabele edilecektir. Tarafımıza yöneltilebilecek her türlü tehdit ve düşmanca hareketlere karşı tedbirimizi aldığımız bilinmelidir. Peki ne olmuştu? Haftar'a bağlı güçler, başkent saldırısında Giryan kentinde yaşadığı bozgunun ardından Türkiye'ye hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Haftar'ın sözcüsü Ahmet Mismari, Türkiye'den Trablus'a inmek isteyen herhangi bir uçağın düşman olarak görüleceğini, aynı durumun Libya'daki limanlara yanaşmak isteyen gemiler için de geçerli olduğunu söylemişti. Sonra ne oldu? Sonra şu oldu. Libya Devlet Yüksek Konseyi General Halife Haftar'a bağlı güçlerin Türkiye'ye yönelik tehditlerinin Ankara'ya savaş ilanı anlamına geldiğini bildirdi. Konseyden yapılan yazılı açıklamada Haftar güçlerinin tehditleri pek çok alanda Libya ile işbirliği yapan ve ülkenin toplam ithalatının büyük kısmını oluşturan bir ülke ile ilişkileri vurulmuş bir darbe olarak nitelendirdi. Bu Libya Devlet Yüksek Konseyi de iç savaşın Haftar'ın karşısındaki bölümü. Orada iki ayrı şey var. Taraf var. Ha, bu tür açıklamaların tedavi, ticaret ya da başka amaçlarla dünya ülkelerine giderken İstanbul'u ana hareket noktası olarak kullanan Libyalılara vereceği zarardan büyük endişe duyduğunu aktaran konsey, Türkiye ile ilişkilere ikili anlaşmalar çerçevesinde devam edileceğini vurguladı. Açıklamada başta Türkler olmak üzere dostlarımıza yönelik herhangi bir saldırı ulusal güvenliğimize verilmiş büyük zarar olarak kabul edilecek ve büyük bir kararlılıkla buna karşı koyulacak ifadesine yer verildi. Peki ne var? Biz niye orada müdahil oluyoruz? Bize ne? Yani değil mi?
Şimdi bir takım arkadaşlar şeye başlar. İşte bu Tayyip var ya, bu götürdü. Libya'da da bizi batağa soktu. Suriye'de de batağa soktu. Ne işimiz var bizim Libya'da falan diyecektir. Ha, öyle değil. Bak, orada bir işimiz var bizim. Ne işimiz var? Bir bakalım o işimize, Deniz. Ne işimiz varmış bir yok yok değil değil. Şey, o tweetler dizisi. Tweetler şekerim. Türkiye'nin Libya'da ne işi var? Şimdi Halife Hafter, Kaddafi'nin yapmış olduğu o meşhur darbede Kaddafi'nin yanında bulunan askerlerden birisiydi. Hatta en güvendiği askerlerin arasında yer alıyordu. Nitekim bu güven Çad ile yapılacak savaşta Hafter'e inanılmaz büyük otorite ve güç sağlamıştı. Evet, hızlı hızlı. Libya ordusunun büyük bir kısmı milyar dolarlık savaş ekipmanlarını Çad'a yığdı. Fakat Fransa'nın Çad'a vermiş olduğu destek ve Libya ordusunun hareket kabiliyetinin kısıtlı olması Çad'ın kabilelerinin ve aşiretlerinin Libya ordusunu yenmesine yol açtı. Savaşta Hafter esir düştü. Bu savaşa şey derler, Toyota Savaşı derler. O Toyotalar ilk defa orada kullanıldı. Arkasına işte böyle ağır makineli yüklüyorlar, bilmem ne yapıyorlar falan. Öyle de bilinir. Savaşta Hafter esir düştü. Libya ordusu 1,5 milyar dolar zarara uğrarken 7500 askerini de bu savaşta kaybetti. Libya büyük bir şok yaşadı. Kaddafi'nin otoritesi sarsıldı. Bunun sonucunda Kaddafi Hafter'i, Hafter dediğimiz arkadaş da bu. Nereden arkadaş oluyorsa yani. Hafter'i hain ilan etti. Babam ne hayırdır? Ben devam edeceğim. Allah'ım ya Rabbim. Dur, daha bitirmedim. Bir öncekindeyiz. Deniz. Hafter'i hain ilan etti. Savaşın bütün yükünü ona yıktı. Sonra ne oldu? Devam edelim. Aynı zamanda yapılabilecek darbeye karşı da önlem almış oldu. Toyota Savaşı Libya'nın büyük hezimetlerinden birisi olarak tarihe geçerken, işte bu arabalar reklam etmek gibi olmasın ama yani bütün Orta şeyde, Batı Asya'da kullanılır bu. Irak'ta da gördük o işgal sırasında. Ne bileyim işte Barzani de bunları kullandı, PKK da bunları kullandı, IŞİD de bunları kullandı. Yıkıyorlar arkasına makineli tüfeği, yürüyorlar. Hatta bazılarının önüne şöyle büyük demir şeyler koyarlar, parçalar koyarlar ki kalkan vazifesi görsün. Toyota marka araçlar da gelecek yüzyılda Orta Doğu'da birçok savaşta kullanılacaktı. Bu savaşta dikkat çekmişler, hatta savaşın ismini belirlemişlerdi. Evet, devam. Devamında Hafter serbest bırakıldı ve Amerika Birleşik Devletleri Virginia'ya götürüldü. Burada artık CIA olaya el koyuyor, alıyor adamımızı, götürüyor. Virginia'da ne var? CIA'nin eğitim merkezi var. Çok güzel. Amerika Birleşik Devletleri'ne götürülme amacının CIA ile işbirliği yapmak olduğu ileri sürüldü. İleri sürülmedi. Ya resmen adamı aldılar, götürdüler, ajanları yaptılar. Hafter burada tam 20 yıl boyunca kaldı. 20 yıl. 2010 yılında Tunus'ta ortaya çıkan Arap Baharı ile birlikte Libya'da sarsıldı. Kısa süre içinde Libya'nın birçok yerinde isyanlar çıktı. Kaddafi karşıtı eylemler başladı. İşte bu sırada Virginia'da bulunan Hafter, bak Allah'ın hikmeti işte, Libya'ya kaçak bir şekilde giriş yaptı. Yani yoksa yani Amerika'nın parmağı falan filan. Resmen o ya, ne? Kaddafi karşıtı grupların liderliğini yaptı. Özellikle Libya'nın doğusunun bir anda ele geçirilmesinde çok önemli rol oynadı. Uzun süren çatışmalar, saldırılar sonrası Muammer Kaddafi kontrolü kaybetti ve isyancılar tarafından yakalandı, infaz edildi. Şimdi diyorsunuz ki siz de izlerken, baba tamam da Türkiye'nin orada işine. Bunu anlatacaktın, kalktın Libya İç Savaşı'nı anlatıyorsun. İşte Libya İç Savaşı'ndan kaynaklanan bir takım nedenlerden dolayı bizim orada işimiz var. Hafter Ekim ayında Kaddafi'yi düşürdükten sonra yargılanmaya başladı. Kaddafi döneminin suçlularından birisi kabul ediliyordu ve bu yüzden hesap vermesi gerekti. 2 yıldan uzun süre yargılandı. 2014 yılında yeniden meydana çıkana kadar da kayıplara karıştı. Kahramanımız, bu sırada bak şimdi Türkiye'nin neden orada olduğu şuradan itibaren görünecek. Bu sırada Kaddafi'nin devrilmesiyle birlikte Yunanistan, Libya'ya ait 39 bin kilometre kare deniz alanına el koydu. Şu bölge. Nasıl şimdi bizim Doğu Akdeniz'deki ve Kıbrıs'ın
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin alanlarına el koymaya çalışıyor. O zaman da Libya'nın 39 bin kilometre kare deniz alanına el koydu. Özellikle Doğu Akdeniz'de Libya'dan açılan boşluğu doldurarak buraları kendi kara suyuymuş gibi kullanmaya başladı. Doğu Akdeniz'de ciddi bir doğal gaz rezervi varken Yunanistan'ın Libya'nın kara sularını da işgal etmesiyle birlikte Yunanistan'ın sulardaki gücü belirgin şekilde arttı ve Türkiye-Libya arasındaki kıyıdaşlık konuşmaları yeniden gündeme geldi. Yunanistan, Libya'nın kara sularını işgal ederken 2014 yılında Halife Hafter tekrar ortaya çıktı ve Onur Operasyonu dediği operasyonu başlattı. Böylece Libya'da ikinci kez iç savaş çıkmış oldu. Özellikle Bingazi'deki gruplara karşı saldırıya geçti. 2016 yılına kadar süren savaşta Bingazi'yi geri aldı. Bingazi'yi geri aldıktan sonra adından sık sık söz ettirdi. Daha önce CIA ile çalıştığı öne sürülse bile Hafter'e bağlı olup düşen bir helikopterde ölen 3 Fransız askeri belirlendi. Fransa ile Hafter'in işbirliği yaptığı ortaya çıktı. İyi. Bingazi'yi geri aldıktan sonra Libya'nın doğusunda bulunan ve petrol bölgelerinin çoğunlukla olduğu bölgelere de operasyon yaparak öbür bölgelere hiç gitmiyor ha. Bu abiler nedense böyle nerede petrol oraya çörekleniyorlar. Trablus hükümetine saldırmaya devam etti. 2018 yılına kadar Libya'nın %95'inde kontrolü ele geçirdi. Şimdi geldik Türkiye'yi ilgilendiren kısma. Doğu Akdeniz'e Türkiye Cumhuriyeti mevcut Trablus hükümetini tanıyor ve bu hükümet ile iş yaparak kıyıdaşlığı öne sürerek Yunanistan'ı Doğu Akdeniz'den atmak istiyor. Ekte gözükeceği gibi Türkiye'nin isteği bu şekilde. Şimdi bakın, şu bölge Libya, Libya ile Türkiye arasındaki bu bölgede Türkiye iş yapabilir. Libya ile anlaşabilirse. Anlaşabilirse. Ama Fransızlar ne yapıyor? İtalyanlar da biraz işin içinde. Fransızlar ne yapıyor? Gel diyorlar Yunanlı, Kıbrıs durumlar sen de gel burayı işgal et, Türkiye'ye kapatalım bu işi. Ne var burada? Petrol var. Demek ki Türkiye'nin nesi varmış orada? Çıkarı varmış. Değil mi? Devam. Evet. Eğer Türkiye ile Libya arasında kıyıdaşlık antlaşması yapılabilirse Yunanistan Doğu Akdeniz'den atılacak fakat Hafter Trablus hükümetine saldırıyor. Yani Türkiye'nin Yunanistan'a karşı iş yapmak istediği hükümeti devre dışı bırakmaya çalışıyor, indirmek istiyor. İşte burası Güney Kıbrıs Rum yönetimi denilmiş. Anadolu Afrika Ortay hattı, Türkiye-Mısır deniz yetki alanları sınırı var. Güney Kıbrıs'ın Mısır'dan gasp ettiği bölge var. Mısır'da da ortalık karışık ya. Abiler nerede durum karışıksa gidiyorlar oranın şeyine, deniz alanına el koyuyorlar. Libya'nın el koyuyorlar, Mısır'ın el koyuyorlar falan. E niye? E benim arkamda diyor Amerika var, Fransa var. E Türkiye ne yapacak? Hakkını yedirecek mi? Ama Amerika'nın, Fransa'nın haklarını Türkiye'de başkaları savunuyor işte. Tayyip Bey'i Libya bataklığına soktu. Sokmazsa Tayyip'e kızım. Sırf Tayyip düşmanlığı yapacağım diye Türkiye'nin haklarından vazgeçmesini istiyor bu tipler. Çok kızıyorlar Tayyip'e. Ben de kızıyorum ama Tayyip Erdoğan'a olan kızgınlığım vatana olan sevgimden daha fazla değil. Önce hangisi gelecek? Vatana olan sevgin gelecek. Evet, devam edelim. Eğer Hafter amacına ulaşır da Trablus hükümetini düşürürse Türkiye'nin Libya'da iş yapabileceği kimse kalmayacak ve dolayısıyla Yunanistan Libya'nın kara sularını işgal ettiğiyle kalacak. Doğu Akdeniz'de güç elde edecek. Hafter saldırılarına halen devam ediyor. Buna karşılık Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Libya'ya gitti. Libya'nın yeniden güçlenmesinde Türkiye'nin çok ciddi yardımda bulunacağını söyledi ve her şeyden önemlisi Libya'daki görüşmede Türkiye'nin istediği kıta sahanlığı haritaları ortaya çıkarıldı. Sonra Hulusi Akar'ın gösterdiği haritalar bugün Yunanistan'ın kendisine ait saydığı kara sularının aslında Türkiye'ye ait olduğunu ve Türkiye'nin bu kara sularını almaya kararlı olduğunu belli ediyordu. 2018 yılının Kasım ayında Hulusi Akar bu haritaları gösterdikten sonra 2019'un başında Hafter'in Trablus hükümetine saldırıları başladı. Birileri dedi ki Fransa, Amerika vesaire Türkiye sana orada iş yaptırmayız. Hafter'e dediler ki yürü bakayım
Yürü Türkiye'nin anlaşmak istediği adamların üstüne. Ha? Türkiye bu saldırılara karşı Libya'ya gereken yardımları yapıyor. Hatta bazı Yunan gazeteleri Türk ordusunun bazı subaylarının Libya sahasında aktif olarak savaştığını yazıp böyle bir iddiada da bulunmuştu. Hafter'i destekleyen ülkeler kimler peki? Bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'yi destekleyen ülkelerle aynı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri. Yani Türkiye'ye karşı olanlar. Yani Suudi Arabistan tek başına bir devlet midir? Birleşik Arap Emirlikleri tek başına bir devlet midir ya? Yani Amerika. Anlaştık. Hadi şimdi kızın Tayyip Erdoğan'ı. Türk ordusunun Libya'daki savaşta bulunması bir tercih değil. Bir zorunluluk. Doğu Akdeniz'in düğümü için Libya önemli konumlardan birisi. Yunanistan'ı dışarıda bırakabilecek bir durumda. Bu yüzden Türkiye Libya'da aktif olarak mücadele ediyor. Türkiye'nin Libya'da aktif olarak savaştığı Hafter, Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek ve Trump-Pompeo ikilisiyle Beyaz Saray'da görüşme yapacak. Türkiye'ye karşı kurulan ittifakın içinde yine Amerika Birleşik Devletleri var. Anlaştık? Hadi şimdi gelin. Yine Tayyip Erdoğan'a kızın. Bizi Libya'da bataklığa sokuyor diyeyim, bilmem ne diyeyim. Ya Türkiye'nin çıkarlarını savunacağız, ya Türkiye'nin çıkarlarını savunacağız. Ben birinci şıktan yanayım, ikinci şıkkı destekliyorum, o kadar. Evet, başka ne vardı gündemimizde başka? Oho, bir sürü şey var da. Hangisini? Ya arkadaşlar, şeyden hiç haber var mı? Ergenekon duruşması başladı mı? Ne oldu? Ne bitiyor? Birileri bize bilgi versin. He? Ha öyle mi? Hayır, biz burada kapandık kaldık. Oradaki arkadaşlara bağlıyız. Biz de izleyicimize aktaralım değil mi? Çok gerdim galiba değil mi ortamı? Yok Hafter'di, yok bilmem neydi, yok şuydu, yok buydu. Azıcık keyifli bir şey seyredelim mi? Ha şey, Deniz bak, bir atla bir Çerkez kızının güzel bir videosu vardı. Ben ne öyle at gördüm, ne öyle Çerkez kızı gördüm, ne o atı, o ata öyle binebilen dünyada başka da bir insan gördüm. Hadi biraz izleyelim. Ha? Ney? Niye? Bu olmadı işte. Tam havaya girmiştim ha. İyi tamam, onu hazırlayın o zaman. Başka konum yok bizde. Çok var. Ne var? Şey var hani geçenlerde 4 belediye başkan adayının olduğu seçimler vardı ya. Sadece iki tanesini televizyona çıkaralım tartışsınlar diyorlardı ya. Sadece iki tanesini televizyona çıkaralım tartışsınlar ama kim yönetecek bu tartışmayı diye konuşmuşlardı ya. Hani Uğur Dündar'a teklif etmişlerdi de Uğur Dündar yok ya benim ne işim olmaz benim öyle şeyle beni linç mi ettireceksiniz demişti ya. Ondan sonra hani İsmail Küçükkaya diye birine teklif etmişlerdi ya. O da demokrasi için üstüme düşen her şeyi layıkıyla yapacağım demişti ya. Hani tarafsız olacağım falan filan diye. Abi ne kadar seviyorlar demokrasi, tarafsızlığı. Ben tarafım ya. Ben tarafım. Atatürkçülükten tarafım. Cumhuriyetten tarafım. Ne demek tarafsız gazetecilik? Tarafsız olacakmış, bilmem ne olacakmış. Ha işte o demokrasi kahramanı İsmail Küçükkaya. Hani bayılıyorsunuz ya Tilki TV'de. Bir de portakalı var onun. Portakallısı olanı var. Hiç de öyle demokrasi hikayesi yok onlarda. Aramızda kalsın bak. Söyleyeyim. Ben söylemeyeyim ya. Ben niye söyleyeyim ki? Enver Aysever diye bir gazeteci arkadaşımız var. O söyledi. Bak dedi ki. Ne dedi? Bir tweet attı. Hı? Deniz. Hı? Ne geliyor? Tweet mi geliyor? Ben de geliyor deyince biri geliyor zannettim. Ya sen de şahane bir çocuksun ha. İsmail Bey kendileri Fox TV'de sabah şeysilerini sunuyor. Ben demedim bak İsmail Bey. Enver diyor. Gazetecilik hakikati açığa çıkarma işidir. Kamu adına görev yapar.
O dönem kimler kapıldı bu rüzgara? Az önce gördüm. Küçükkaya da bu popülizmin içine düşmüş. Yetmez ama evetçileri, ABANT toplantısına gidenleri ve elbette hep güçlünün yanında olanları unutmayın. Abi ABANT toplantısında. Ne? Demokrasi mi dediniz? Ha, anladım anladım. Tamam. Oldu. Bak arkadaş Ankara'da pek bilinmeyen bir gazeteciydi. Bu arada Kara Mehmet'in Tercüman, Akşam, Güneş diye gazeteleri vardı. Televizyonu da vardı. Bir de bankası vardı. Bir de Turkcell'i vardı. Turkcell falan olunca Ulaştırma Bakanlığı'yla işleri vardı. Ulaştırma Bakanlığı'yla işleri olunca nasıl çözecek bunu? Buna dediler ki bak İsmail diye bir gazeteci var. Bakanlığa acayip arası. Hayır bir görüşelim onunla dediler. İsmail'le görüştüler. İsmail gitti bakanla görüştü. Sonra İsmail birdenbire Akşam Gazetesi'nde köşe yazarı oldu. Vallahi. Öyle köşe yazarlığı bizim zamanımızda dişinle tırnağınla çalışırsın, çabalarsın 20 sene. Belki olursun. Belki de olamazsın. Bu abiler hemen köşe yazarı oldular, şu oldular, bu oldular falan. Ondan sonra bir bakıyorsun bir tek Binali Yıldırım'a dayanmak yetmiyor. ABANT toplantılarına gidiyorlar. FETÖ'lerle yan yana gidiyorlar. Bilmem ne oluyor, şu oluyor bu. Hep güçlüden yana. O zaman da sözünü katı olarak söyleyemiyorsun. Böyle kesin olarak söyleyemiyorsun. İşte tamam yetmez ama evet falan diyorsun. Formüle ediyorsun. Ondan sonra tarafsız olacağım diyorsun. Hiçbir şey söylemiyorsun. O toplantıyı izlediniz değil mi? Binali Yıldırım'la şeyin katıldığı. Ekrem ne oluydu? İmamoğlu. Sunucu dahil iki aday da sunucu da hiçbir şey söylemedi. Kimse kimseye bir şey sormadı. Ama herkes demokrasi kahramanı. Şahane değil mi? Harika. Peki. Hadi tamam fazla geldik. Çerkes kızıyla atını görelim. Hadi bakalım. Allah'tan bu kız Çerkez ha. Yani işte şeyde falan, Kafkaslar'da falan dünyaya gelmiş. Bu hareketleri yapıyor. Bizde olacak bunu. Ben kırarım bacaklarına. Evden çıkmayacaksın dışarıya. Namusumuza laf mı ettireceksin? Ne? Ata binmek. Bak kız seni bir döverim. Bak falan diye. Babası, abisi canını okurdu bu kızcağızın ha. Neyse uzatmayalım. Bir ara verelim. Aradan sonra devam edeceğiz. Ha bu arada bir dakika. Mahkeme heyeti yeni gelmiş. 10.30 11'e çeyrek var. Oho Cumhurbaşkanı mesaisini bitiriyor. Mahkeme heyeti daha yeni mi geliyor? Bu dava zor biter. Dur bakalım ne olacak? Aradan sonra devam edeceğiz. Evet, televizyon gazetesine devam ediyoruz. Hani Onur Caymaz diyordu ya, Temmuz'u severim. Temmuz hani işte küçük kiliseler, temiz kiliseler, yasemen kokuları adada, ay çekirdeği çitlemek, bazen yazlık sinemalar falan. Benim için de çökertme. Yani Temmuz dedin mi benim aklıma çökertme gelir. Çökertme gelir işte Hasan Ayvaz'da tavla oynamak, maalesef yenilmek. Adamda bir şans var abi, ben nasıl yeneyim o adamı ya?
Yani ondan sonra Aydın'ı yenmek. Aydın'da yan komşu. Hasan'ın tesisin yanındaki tesisi olan yan komşu. Bir karısı var böyle, eşi şirinlik timsali. Gelir ne yapayım diye böyle. Ben de Aydın'ı yenerim. Ne yapayım Hasan Ayvaz'ı yenemezsem. Ondan sonra benim için de bu. Çökertme demekten muz. Yani böyle de bir şey var. Bakalım, Allah büyük izin verirlerse bizim ağalar, müdürler, Adnan Bey, Sinan Bey izin verirlerse bakacağız artık, ama pek de imkan var gibi görünüyor. Ne oldu duruşma? Duruşmadan haber var mı? Ergenekon duruşmasından yok mu? Allah Allah. Abi tabii mahkeme heyeti 11'e çeyrek kala gelirse salona, oradan ne haber gelecek ki? Neyse, devam edelim. Nereden devam edelim? Şeyden devam edelim. Davutoğlu parti kuracakmış, bayrak açmış. Ama parti kuracağım da demiyor ha. Yani ver yansın AKP'ye, ver yansın Recep Tayyip Erdoğan'a. İlginç. İlginç. Davutoğlu görevden alındıktan sonra Amerika'dan bir açıklama yapılmıştı. Türkiye'deki en has adamımız görevden alındı diye. Benim için bir Bedirhan Şınal'ın ifadesi alınacakmış. Alınsın. Olabilir. Ondan sonra ne diyordum? Ne diyordum ben? Merve, ne diyordum ben? Davutoğlu. Ben olsam, benim hakkımda Amerika dese ki Türkiye'deki en iyi adamımız, ben bir daha insan içine çıkamam be. Utanır insan ya. Baba parti kuracağım. Ya, iyi mi? Nerede o? Davutoğlu bayrak. Bir dakika, notuma bakayım. Ya bunun devamına da bakacağız ama. Davutoğlu Bayrakaş'ta Abdullah Gül, Ali Babacan ikilisi yeni parti için çalışmalarını hızlandırırken eski başbakan Ahmet Davutoğlu daha hızlı davranarak yeni parti için sahneye çıktı. AKP'deki oy kaybının durdurulamayacağını savunan Davutoğlu, bugün susma vakti değil, gelin muhasebe yapalım. Yeni siyaset anlayışına ihtiyaç var demiş. Allah Allah. Yeni siyaset anlayışı ne? Sayın Davutoğlu, onu bir söyle anlayalım. Yani senin siyaset anlayışını öğrendik. Öyle değil mi? Derin yalnızlık mıydı? Kıymetli yalnızlık mıydı? Neydi? Öyle bir şeydi de. Yani başımıza da getirmediğini bırakmadın Suriye düşmanlığıyla. Şimdi yeni siyaset anlayışı. Bugün susma vakti değil. Konuş bakayım ne söyleyeceksin. Bir konuş. Adam elinde balta. Yerde 7 tane ceset. Baldızı doğramış, kayınpederini doğramış, bilmem ne, elinde balta, polis almış. Götürmüşler savcıya. Savcı mahkemeye sevk etmiş. Hakim ne diyorsun demiş adama. Adam demiş ki avukatımı istiyorum demiş. Hakim de gülmüş. Ulan elinde balta, cesetler, bilmem ne. Avukat ne diyecek ki ya demiş hakim. Adam demiş ki vallahi ben de onu çok merak ediyorum, ne diyecek acaba diye. Şimdi ben de merak ediyorum yani, Davutoğlu diyor ya yeni siyasetler, bilmem ne, bugün susma var diye. Konuşsan ne söyleyeceksin, onu merak ediyorum. Hakikaten merak ediyorum. Diyor ki bugün susma vakti değildir. Kapılar ardında konuştuğumuz gerçekleri kapı önlerinde susma vakti değildir. Ne yanlışlar yaptık ki bugün bu noktadayız. Yanlışın büyüğü bizatihi sensin ya. Sayın Davutoğlu. Yoksa şu veya bu kişinin bir partiden ayrılmasıyla o parti bölünmez. Tabanda büyük kitleler kopmaya başladıysa insanları neyle tehdit ederseniz edin, o çözülüşü durduramazsınız. Gelin muhasebe yapalım. Bizim meselemiz parti isminden bağımsız olarak çağdaş bir ülkede yaşamak. Parti isminden bağımsız olarak çağdaş bir ülkede... Vicdan açığı varsa bunu kapatmak mümkün değildir. Eğer 13 bin oyla kaybedilmiş bir seçimden sonra ülkede büyük ölçüde siyasi ve ekonomik tablo değişmemişse bunun sebebi milletin vicdanından kopuştur, bizi eleştirenler düşünmek zorunda demiş. Muhalefet gibi konuş. yok bu kuracak, parti kuracak, bu belli. Babacan'la bir dakika, bir de Cumhuriyet'ten bakalım şuna ya. Neredeydi? Pardon, Sözcü'den bakalım. Bir de Sözcü'den bakalım. Orada da ilginç lafları vardı. Davutoğlu da ipleri kopardı diyor Sözcü. Yeni parti hazırlığı yapan Gül ve Babacan'ın ardından Davutoğlu da ipleri kopardı. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, tabanda kopuş başladıysa insanları neyle tehdit ederseniz edin, o çözülüşü durduramazsınız dedi ve ekledi. Ne? Bir dakika, oradan okuyordum işte.
Neyi eklemiş bakalım? Devlet makamlarını troll çetelerinin tuzaklarına mahkum edenler karşısında 3 yıl sustuk. Bugün susmama... Ne demek bu devlet makamlarının troll çetelerinin tuzaklarına mahkum etmek? Açık konuşun. Açık konuşun. Bugün susma vakti değil, yeni bir siyaset anlayışına ihtiyaç var. Ne yanlış yapıldı da AKP 49,5'tan 35'e geriledi? Bir seçim... Abi AKP 49,5'tan 35'e geriliyor ya. Bak ne kavga çıktı ha. Çıkan kavgaya bak. Davutoğlu parti kuracağım diyor, Ali Babacan parti kuracağım diyor, Abdullah Gül konuşuyor bilmem ne. Abi Cumhuriyet Halk Partisi %25 oyu bulduğu zaman şahaneyiz ya biz, acayibiz ha. Yarın iktidara geliyoruz diyor. Adamlar 49,5'tan 35'e düşünce kavga çıkıyor. Neyse bana ne onların derdi. FETÖ darbesinin baş sorumlusu olanların akrabalarının en yüksek makamları işgal ettiği görülürse burada Bülent Arınç'a laf sokuyor. Adalete güven kalmaz. Cumhurbaşkanlığı ile genel başkanlık makamının birleştirilmesi zarar verdi. İlginç. Babacan ne yapıyor? O ne durumda? Ali Babacan, dur. Onun ne yaptığını değil, onun ne yaptığını yorumlayan bir şey vereyim ben size. Oktay Ekşi'yi vereyim. Yazının alt tarafı bana lazım. Alt tarafı lazım. Evet. Önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Oktay Ekşi'ye aydınlık soru soruyor. Oktay Ekşi de yanıt veriyor. Önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül kamuoyu önünde yeniden çıkmaya başladı. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ile birlikte gözlerini AK Parti içine dikmiş durumdalar. Harekete geçmeleri nasıl gelişmeleri tetikler. Oktay abi şöyle diyor. Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun AKP'ye karşı bir parti kurmalarının Türkiye'de bir siyasi veya ekonomik deprem yaşanmadıkça onları başarıya ulaştıracağına ben şahsen kani değilim. Vallahi ben de değilim. Yani ne yalan söyleyeyim. Ali Babacan da kursa, Abdullah Gül de kursa, Ahmet Davutoğlu da kursa, üçü birleşip kursa, hatta yanlarına 33'ün daha %3'ü, %4'ü geçemezler. Açık söyleyeyim. Geçenlerde bir gazetede okudum. Bülent Arınç, Ali Babacan'ın çalışkan ve iyi bir insan olduğunu ama siyasi bir liderde aranacak niteliklere sahip bulunmadığını söylemiş. Bu görüşe tamamen katılıyorum. O nedenle Babacan'ın parti değil, turşu kurması bence daha doğru olur. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı iken eleştirdiğim pek çok kararına ve tavrına rağmen Erdoğan'la kıyaslayınca daha iyi bir Cumhurbaşkanı olduğu kuşkusuzdur. Yok. Ben burada Oktay abi gibi düşünmüyorum. Açık söyleyeyim. Çok daha berbat bir cumhurbaşkanıdır Abdullah Gül. Kuşkusuzdur ama onda da Erdoğan'a karşı bir siyasi mücadele yürütecek gücü ben göremiyorum. Aslında yürütür. Ama Abdullah Gül şöyle biridir. Deniz Baykal da öyleydi bak. Deniz Bey kızmasın ama Abdullah Gül şöyle biridir. Öyle bakar. Dur be oğlum gösterme ben saklanıyorum. Öyle saklanır bakar. Durum nasıl? Çıkayım mı? Çıkayım. Eyvah çıkmayayım. Abdullah Gül budur. Korkaktır. Hep sütre gerisindedir. Ondan bir şey olmaz yani. Ahmet Davutoğlu, kerameti kendinden menkul bir şeyhten ibarettir. AKP çökmedikçe arkasına kimsenin takılacağını beklemiyorum. O nedenle bu parti kurma işi, ekonomi çok daha fazla bozulmadıkça bence bir yere varamaz demiş Oktay Ekşi. Burada katılmadığım şey şu. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı iken eleştirdiğim pek çok kararına ve tavrına rağmen Erdoğan'la kıyaslayınca daha iyi bir Cumhurbaşkanı olduğu kuşkusuz. Hayır bence değil. Oktay abi. Abdullah Gül çok daha kötü. Bir mahkemede son sözler alınıyormuş. Demek ki karar çıkacak Ergenekon duruşmasında. Arkadaşlarımız oradan yayın yapacaklar. Abdullah Gül AKP'de asıl Amerikancı kanadın asıl temsilcisidir. En güçlü temsilcisidir. Hatta Recai Kutan zannediyorum Fazilet Partisi döneminde. Ya biz Abdullah Gül dedi bizim Amerika'ya gönderdiğimiz adam mı? Amerika'nın bize gönderdiği adam mı? Fazilet Partisi'ne gönderdiği adam mı? Bir türlü anlayamadık dedi. O derece Amerikancıdır. İşte Norşim meselesini getiren odur. Ergenekon'da çok güzel şeyler olacak. Bir delillendirin, bir savcı bulun diyen odur. Asıl tezgahları kuran Abdullah Gül'dür kardeşim. Pardon abicim. Oktay Ekşi'ye konuşunca kardeşim demek ne haddime.
Oktay abi bence böyle yani. Amerikancı falan dedik de bunlar galiba yeterince halledemediler görevlerini. Amerika yeni bir büyükelçi gönderiyor. Daha önce Aytun Çerkin'di değil mi? Sözcü'de yazmıştı. İki gün önce mi ne yazdı Deniz? Bayağı bir ayrıntılı yazdı. Bu kez Yeni Çağ birinci sayfasına taşımış bu Amerikan elçisini. Saadettin Tantan'ın ağzından taşımış. David Satterfield bu yeni gelecek olan elçi. ABD elçisi operasyona geliyor demiş. Yurt Partisi lideri Tantan, David Satterfield'ın 21 ay sonra da olsa da Ankara'ya atanmasının önemli gelişmelerin habercisi olduğunu söyledi. Doğu Akdeniz, Suriye ve Irak'taki sıcak gelişmelere dikkat çeken Tantan, ABD Türkiye'ye büyükelçi atamadığı sürede Suriye politikasını genişletti. Bunun için James Jeffrey'i görevlendirdi. Binlerce silah, araç ve gereç bu bölgeye yığıldı. Türkiye dışında kimse ses çıkarmadı dedi. Doğru. Suriye'nin kuzeyinde bölgeyi ateş çemberine çevirecek silahlı ordu meydana getirildiğine dikkat çeken Tantan, büyükelçi aracılığıyla hem bölgeyi hem de Türkiye'yi kontrol altına almak için böyle bir adım attılar. Bu misyona uygun elçiyi özellikle Türkiye'ye atadılar diye konuştu. ABD'nin kriz yönetimi sırasında Türkiye'yi Rusya'nın yanına itmek istemediğini de dile getiren Tantan, NATO'nun içinde çok büyük caydırıcı bir güç olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son çıkan askerlik düzenlemesiyle zayıf konuma getirilmesinin de yanlış olduğuna dikkat çekti. O ayrı mesele. Şimdi biz gelelim, ABD elçisi operasyona mı geliyor, neye geliyor? O operasyon yapmak isteyebilir Türkiye'de ABD. Bunun içinde en uygun elçiyi de seçmiş olabilir. Bak mesele orada değil Sayın Tantan. Bakın mesele şurada. Ben Türkiye'de ABD'ye operasyon yaptırır mıyım yaptırmaz mıyım? Bu adam bildiğimiz bir adam. Deniz bulabilirsen ya iki gün önceki ya da bir gün önceki Aytun Çerkin'in bu David Satterfield ile ilgili bir yazısı var. Adamın ne mal olduğu, nasıl bir diplomat olduğuna ilişkin bir yazısı var. Bulabilirsen ona bak. Ha şimdi bu adama ben operasyon yaptırır mıyım? Mesele burada. Bakın Türkiye'de bir sürü operasyon yaptı Amerika. Neler yaptı? 1 Mayıs 1977 katliamı yaptı. 2 Temmuz Madımak katliamı yaptı. Bunlar hep Gladio'nun masaüstü temizliğidir. Ne zaman Türkiye'de biraz emek güçleri, biraz üretici güçler, biraz Türkiye belini doğrultsa Amerika operasyon yapar. Şimdi yapmak istemiyor, ister. Bak açık, ister. Ama ben yaptırır mıyım? Amerika Türkiye'deki operasyonlarını neyle yapıyordu? Gladio ile yapıyordu değil mi? Bu anlamda neleri kullanıyordu? Bazı örgütleri kullanıyordu. Hangi örgütleri? Günümüzde PKK, FETÖ, IŞİD. IŞİD diye bir şey pek kalmadı. PKK'nın belini kırdık mı kardeşim? Kırdık. Türkiye'de silahlı adamı kaldı mı doğrudunuz? Pek kalmadı. O zaman bu Amerikan elçisi Türkiye'de operasyon yapacaksa kiminle yapacak? PKK ile yapamıyorsa FETÖ ile. FETÖ'nün belini kırdık mı? Kırdık. 30 bin tane adamını içeri attık mı? Attık. Hala atıyor muyuz? Atıyoruz. Kiminle operasyon yapacak? Operasyon yapar tamam. Niyeti odur. İster. Canı gider be. Türkiye Doğu Akdeniz'de haklarını savunmasın. Türkiye Suriye'nin kuzeyinde haklarını savunmasın. Değil mi? Bayılır bunlara. Bunun için Türkiye'yi güçsüz bırakmak için operasyon yapmak ister ister de PKK'nın, FETÖ'nün belini kırmış bir Türkiye sana bu fırsatı verir mi? Verir mi? Olur mu öyle şey? Şimdi haklı. Saadettin Tantan haklı. Adam özel bir adam. Bak nasıl bir adam? Şöyle bir adam. Satterfield 2007'de Türkiye'ye geldi. PKK'nın Dağlıca baskını yaşandı ve Ergenekon başladı. Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, yeni büyükelçi Satterfield'ın özel bir isim olduğunu söyledi. 12 yıl önce Türkiye'nin açılım sürecine ikna edildiğini anlatan Pekin bugüne de işaret etti. Suriye'de Kürt devleti kurmak isteyen ABD'nin yeni büyükelçi üzerinden çalışacağını iddia etti. Demiş ki, 1- ABD Senatosu Başkan Donald Trump'ın Şubat ayında Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdi. Ha ama bak yapamaz falan diyorum. Bak beni de yanlış anlamayın.
Şimdi PKK'nın belini kırdık, FETÖ'nün belini kırdık. Kiminle yapacak? Yapamaz diyorum ama sen uyanık olmazsan o yine bulur birilerini. Sen uyanık olacaksın. Sen vatanına, milletine sahip çıkacaksın. Yorganı örtmezsen bir yerlerine sinek konar. Bacağına konar, sırtına konar ama konar yani. Açıkta bırakmayacağım. ABD Senatosu Başkan Donald Trump'ın Şubat ayında Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği David Satterfield'in görevini onayladı. Yeni elçi Satterfield'ın kısa bir süre içinde Ankara'ya gelerek göreve başlaması bekleniyor. 9 Şubat'ta bu köşede "Biz bu büyükelçiyi bir yerden tanıyoruz" başlıklı bir yazı kaleme almıştım diyor Aytunç Erkin. Aytunç kardeşim Sözcü'de. Şöyle devam ediyor. Hatırlatalım. Tarih 7 Ağustos 2003. O dönem ABD Başkanı Bush'un güvenlikten sorumlu danışmanı Condoleezza Rice, Washington Post'ta şunları yazmıştı. "Bugün Amerika ve müttefikleri kendilerini dünyanın bir başka yerindeki uzun soluklu değişimlerden bir tanesine hazırlamalıdır. 22 ülkeden oluşan Orta Doğu'nun dönüşümü hiç kolay olmayacak, hem de çok fazla zaman alacak. Büyük Orta Doğu projesini böyle anlatan, böyle kuran Condoleezza Rice, 2005-2009 yılları arasında ABD Dışişleri Bakanı oldu. Peki Rice'ın Irak'tan sorumlu kıdemli danışmanı kimdi? Bugün ABD'nin Ankara Büyükelçisi olan Dışişleri Bakanlığı'nın Orta Doğu işlerinden sorumlu müsteşar yardımcısı David Satterfield. Hayatını Orta Doğu üzerine kurmuş Satterfield'ın PKK-PYD konusunda ne düşündüğünü öğrenmiştik. 11 Ocak 2018'de ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde senatörlerin sorularını yanıtlayan Satterfield, geçen sene PKK-PYD'nin korunması gerektiğini ifade etmişti. Büyükelçinin bir başka özelliği daha var. 2007'de Irak'tan sorumlu kıdemli danışman olarak Türkiye'ye gelmişti. Bir not daha verelim. Watergate skandalını ortaya çıkaran Washington Post muhabiri Bob Woodward, savaşın içinde Beyaz Saray'ın Gizli Tarihi isimli kitabında Satterfield'ı şöyle tanımlıyor. Rice'ın yardımcıları ona sabrıyla tanınan peygamber Eyyub'e ithafen dış işlerinin Eyyub'u diyordu. Peki yeni büyükelçi Satterfield'ı yakından tanıyan Genelkurmay Başkanlığı Eski İstihbarat Dairesi Başkanı İsmail Hakkı Pekin ne düşünüyor? Ona da bakalım. İsmail Hakkı Pekin, yeni elçi Suriye'de Kürt devleti konusunda bizi ikna için gönderildi demiş. İsmail Hakkı Pekin 2007 Ağustos ayında Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Dairesi'nin başına geçti. 2012'ye kadar bu görevi yürüttü. 2011 yılında Ergenekon soruşturmasında adı geçen Pekin internet andıcı davasında tutuklandı. Ağustos 2013'e kadar hastalda yattı. Pekin ABD'nin atadığı ismi şöyle anlattı. Mesleki anlamda en kıdemli bir isim Türkiye'ye atandı, tesadüf değil. Orta Doğu'yu en iyi bilen isimlerden. ABD ile Türkiye arasında sorunları çözmek için gönderildi. Fırat'ın doğusu, İdlib, Doğu Akdeniz, PKK ve S-400 sorunları masada. Türkiye'nin S-400 almasını engellemek isteyecektir. Artık geçti borun pazarı, o aldık onu, o iş bitti. ABD Suriye'de Kürt devleti kurmak istiyor. Bize söylenen tampon bölge aslında YPG'yi korumak için. Bu yüzden bu adam tercih edildi. Diplomatik dille ya da şantajla Türkiye'yi ikna edecekler. Etmek isteyecekler diyelim biz ona. Kongrede S-400 konusunda Türkiye'yi caydıracağım demişti. ABD'nin Türkiye'yi kaybetmek istemediğini ifade eden Pekin, hem NATO üyesi olmamız hem de Orta Doğu için ikna edilmemiz şart dedi. Eski istihbaratçı şöyle devam etti diye yazmış Aytunç. Aytunç kardeşim, istihbaratçının eskisi olmaz. İstihbaratçı. Öyle ne kadar istihbaratçıdır. Görevde olsun olmasın. Bak, eski gazeteci olmaz. Beni öldür. Mezarımdan yine toprağa bir şey yaparım, yine yazarım. Bazı meslekler böyledir. Ölsen de o devam eder. Eski doktor olur mu? Bütün o doktorluk bilgilerini unutacak mı? Unutmasına imkan yok. Ne diyorum ben ya? Şuradaydık. Eski istihbaratçı şöyle devam etti. Şimdi İstanbul'u kaybeden Tayyip Erdoğan'ın büyüsü bozuldu. Ekonomik sıkıntılar var. Erken seçim olasılığı yüksek. Yani Erdoğan'ın Türkiye'yi yönetmesi zorlaştı. Elçi tam zamanında gönderildi. Hem muhalefetle hem de AKP içindeki muhalefetle rahat ilişkiler kurabilecek bir isim. Satterfield. Hem muhalefetle.
Aa, gitti CHP, kafadan yedik CHP'yi. Müsait. İlişki durumu müsait. Adam için ortam uygun. Aslında tam da 2007 yılında Türkiye'yi ziyaret ettiği dönem gibi düşünün. 2007'ye dönelim o zaman. Ne vardı o zaman? Türkiye'ye geldi, canlı bomba saldırıları dağılıcı Ergenekon oldu. Tarih 12 Nisan 2007. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt karargâhta basın bilgilendirme toplantısı yapmış ve şöyle konuşmuştu. Kuzey Irak'a, bitirmedim ki şekerim. Kuzey Irak'a bir operasyon yapılmalı mı? Yapılmalı. Hatırlatalım. Evet. Daha Ergenekon kumpasına 2 ay var. Büyükanıt'ın operasyon açıklamasından bir hafta sonra 20 Nisan'da telaşla Türkiye'ye gelen ziyaretçinin kimliği çok önemli. Rice'ın danışmanı Irak koordinatörü Satterfield. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ergin Saygun'la görüşen Satterfield aynı gün 4 gazeteciyle Ankara Büyükelçiliği'nde görüşüyor. Ha, kim acaba o gazeteciler? Bu görüşmeden bir ay sonra tarih 22 Mayıs 2007 PKK terör örgütünün kontr gerillası olarak bilinen TAK Ankara Ulus'ta canlı bomba saldırısı düzenliyor. 7 kişi hayatını kaybediyor. 4 Haziran'da da Tunceli'de Kocatepe Jandarma Karakolu'na el bombalı ve silahlı saldırısı sonucu 7 askerimiz şehit oluyor. İçeride de Ergenekon kumpası başlıyor. 21 Ekim 2007'de Dağlıca saldırısı oluyor. 15 Kasım 2007'de de Taraf gazetesi kuruluyor. Yani Bush, Rice ve danışmanı Satterfield'ın Büyük Orta Doğu projesine karşı çıkan TSK generalleri hedefe konuluyor. Peki İsmail Hakkı Pekin bu durumu nasıl anlattı? Şöyle anlattı. Yaşar Büyükanıt'ın 2007'de dediği sınır ötesi operasyon bir yıl sonra oldu. Çünkü Türkiye ikna edildi. Sözü Pekin'e bırakalım. Pekin şöyle demiş. Türkiye S-400'lerden vazgeçse bile ABD'nin tehditleri sürecek. 2003'te Süleymaniye'de başımıza çuval geçirdiler. 2007'de PKK saldırıları arttı. Dağlıca baskını yaşandı. Bu arada Kürt devletçiğine direnen TSK içindeki kadrolar tasfiye edildi. Türkiye daha sonra açılım sürecine mahkum edildi. Bugün de aynı süreç yaşanıyor. Suriye'de bir Kürt devletçiliği planları devam ediyor. PKK-PYD'ye yardım hat safhada. Satterfield'in gönderilmesine buradan da bakın. Belki de sözlerini daha çok dinleyen isimlerle PKK kadrolarını gençleştirecekler ve Öcalan'ı da PKK içinde güçlendirecekler. Göreceğiz demiş İsmail Hakkı Pekin. Ama burada vurucu bir nokta var. O da şu. Satterfield diyor hem muhalefetle hem AKP içindeki muhalefetle arası iyi. Nasıl olacak o zaman? Bir yeni açılımdan bahsediyor diyor. Arkadaşlar bundan sonra gökten bilmem neyse açılım maçılım yok. Biz o açılım hikayesini gördük. Ha ama deneyecekler mi deneyecekler? Nereden biliyoruz? Daha seçim akşamı Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı seçim akşamı HDP eş genel başkanı Sezai Temelli ne dedi? Hadi yeni anayasa yapalım. İki gün sonra bu pazar gecesi söylemişti. Araya pazartesi girdi salı grup toplantısı. Salı günü grup toplantısında CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? Hadi anayasa yapalım. Açılım süreci neyle başlamıştı? Yeni anayasa talebiyle başlamıştı değil mi? İçinde Türk olmayan bölücü bir anayasa yapalım diyorlardı. Biz ne yaptık? Millet olarak bir örgütlendik kendi içimizde. Milli Anayasa Forumunu örgütledik. Türkiye'nin her tarafında o zamanki İşçi Partisi'nin kadrolarının çok büyük gayretiyle anayasa panelleri düzenledik. 200'den fazla panel yaptık ve o anayasa masasına tekmeyi vurduk, darmadağın ettik. Bitti. Şimdi eğer biz uyanık davranırsak yine ne Türkiye'de kimse operasyon yapabilir, ne kimse Türkiye'de açılım başlatabilir, ne kimse bizi Suriye'de bir Kürt devletçiğine ikna edebilir, ne tekrar PKK güçlenebilir. Burada milletin iradesidir önemli olan. Baştaki hükümet açılımı istiyor muydu o zaman? İstiyordu. Davutoğulları istiyordu, Abdullah Gül'leri istiyordu, Tayyip Erdoğan'lar istiyordu, hepsi istiyordu. Millet iradesi ne dedi? Olmaz dedi. İngilizcesini de söyleyeyim anlamayanlar için no dedi. Almancasını da söyleyeyim nein dedi. Ve bitti. Kiminle o laf Merve? Aynı suda iki kere yıkanamazsınız diye. Hadi bakayım. Hadi. He? Hangi filozofun? O filozofun ben de biliyorum. Bak unuttum şimdi. Hadi ben yaşlı adamım. Siz niye unutuyorsunuz?
İşte bir filozof öyle diyordu. Aynı suda iki kere yıkanamazsınız. O geçti, o açılımdı, bilmem neydi, bitti o işler. Ha bir de Marx'ın bir sözü var, der ki tarih tabii ki tekerrürden ibarettir. Ama hep bir üst düzeyde tekerrürden ibarettir. Heraklit'in miymiş, Heraklitos'un mu? Bak şimdi Gül Hanım, Gül Çağlı, nereden nereye geçiyor ama mesaj yazmış. Halil Nebiler haklısınız demiş. Çok kullanıldığı için bazı isimleri merak etmemek tatsız bir tutum. Konformizm düpedüz. Merak kediyi öldürür demişler ama meraksız bilimde olmaz, akılcılıkta. Yalnız diyor Ereğli adı ilçelerimiz, Ereğli adlı ilçelerimizin adı Hadrianopolis'ten gelmez. Edirne, o Edirne'nin özgün ismi Ereğli Herakliopolis'ten gelir. Biz ne dedik Gül Hanımcığım? Biz de dedik ki Hadrianopolis, Hadran, Hedran, Edran, Edrene, Edirne, Edirne'nin ismi Hadrianopolis'ten gelir dedik. Herhalde orayı bir kaçırdınız. Şimdi yine karşımıza Heraklit çıktı değil mi? Ha o da öyle diyordu işte. Aynı suda iki kere yıkanamazsınız. Niye? Geçti. O günün şartları, o günün koşulları, AKP'nin en güçlü dönemi falan. Ya ama ben de gencim. Öyle daha 45 yaşındayım. Kodumu oturtuyorum. Benim arkadaşlarım öyle 40 kişi bir araya geldik hepimiz. Hüsamettin Bey dedik, sen bu işin başına geçer misin? Geçerim dedi. Doğu Bey dedik, sen şurada konuşur musun? Konuşurum dedi. Bana dediler, sen şuraya giderim dedik. Darmadağın ettik orayı. Ondan sonra da Silivri duvarlarını yıktık, geçmiş olsun. Sen sağ ben selamet. Bugün de işte biraz sonra Ergenekon davasında karar verilecek, beraat. Bitecek o dönem. İstediğiniz kadar karıştırın. Öyle at oynatmak yok bundan sonra Türkiye'de. Peki de benim bildiğim Çağlayan Adliyesi önünde Sada arkadaşımız elinde mikrofon, kamera karşısında niye bize bilgi vermiyor? Versin bir bağlantı yapın çocuklar ya. Çağlayan Adliyesi'nden hadi. Ben konuşurum, konuşmaya konuşurum. Oho bende şey çok, laf çok. Bende laf bitmez de. Orayı da merak ediyorum ne oluyor. Son sözler olmuyormuş galiba. Son sözler olmuyorsa karar da çıkar. Mesela Oktay Yıldırım'ın durumunu merak ediyorum. Bir tek ona bir şey yüklüyorlardı galiba. Ama bir şey olmayacak. Onu da biliyorum. Şimdi bir şey daha var. Nedir o şey? Bunu verdik, bunu verdik, bunu verdik, bunu verdik. Hı, bu tamam. Ha, şu Osaka'yı anlatacaktık ya. Osaka'yı anlatacaktık. Neydi o? Sıkıntısız çözeriz demiş Recep Tayyip Erdoğan. Neyi? Bu yaptırım meselesini sıkıntısız çözeriz demiş. Neredeymiş o? Hürriyetteymiş. Hürriyeti bir verdiniz ya. Sana zahmet. Bana ikram. Sıkıntısız çözeriz. ABD ile yaşanan yaptırım gerilimini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan herhangi bir sıkıntı olmadan bu süreci aşacağız dedi. Trump ile görüşmemiz çok olumlu bir havada geçti. Kendileri S-400 ve F-35'ler konusunda bize de destek veriyor. Yaptırımlara ilişkin olarak farklı opsiyonlara baktıklarını ve Türkiye'ye adil muamele yapılmadığını açıkça ifade etti. Halkbank konusunun kısa sürede çözüleceğini ümit ediyoruz. Halkbank konusunun çözülecek bir şeyi yok ki. Adamın cezası bitti geliyor işte. Yani bu ayın 10'unda falan gelecek. Mahkeme Osman'ımın savunmasını alıyor. Osman'ımın savunması mı? Osman kendini nasıl savunacak ki Osman'ım? Ne diyecek mesela, ben devlete çalıştım mı diyecek? He? Çamur atıp durdu 10 sene boyunca sağa sola. Efendim teknolojik olarak bir S-400, 3 Patriot'a bedel. Buna rağmen biz şartları görelim. Eğer şartlar S-400 ile eşit bile olsa biz Patriot alırız. Ama eşit olmazsa kusura bakmayın. O zaman sen menfaatini düşünüyorsun. Biz de menfaatimi düşüneceğiz. Bunu da açıkça söyledik demiş. Şimdi bence orada şey neydi bu Amerikalı'nın ismi ya? Trump. Bu Trump bence orada faturayı şeye kesecek. Rusya'ya kesecek. Putin'e sen niye lan sattın bunu diyecek. Bize diş geçmiyor işte, aldık bitti. Sen niye sattın diyecek. Bize niye aldın diye şey yok. Tabii burada da bir takım komplo teorileri dönüyor. İşte mesela Erdoğan Suriye'de bir Kürt devleti kurulsun diye anlaştı Trump'la. Trump da S-400'e izin verdi falan.
Ya kardeşim, bu Erdoğan'ın anlaşmasıyla ilgili bir şey değil. Bu Türkiye ile ilgili bir şey. Değil Erdoğan. Kim anlaşırsa anlaşsın. Orada bir bir ikinci İsrail devleti kurulamaz. Bu sadece bizimle de ilgili bir şey değil. Bu İran'la da ilgili bir şey, Rusya'yla da ilgili bir şey, Irak'la da ilgili, bütün Batı Asya'yla ilgili bir şey, bütün Avrasya'yla ilgili bir şey. Orada öyle bir şey mümkün değil. Bakın, komplo teorisi diyorum ama Erdoğan bile bunu yapamaz. Ki yapmaz artık, yapamayacaktır. Ama Türkiye buna, bak Türkiye diyorum, Erdoğan, hükümet, cumhurbaşkanlığı bilmem ne demiyorum. Türkiye buna izin vermez. Türkiye bir daha Türkiye'de operasyon yapılmasına izin vermez. Bir daha açılım yapılmasına izin vermez. Bir daha o bölücü anayasanın gündeme getirilmesine izin vermez. Türkiye 80 milyonluk bir devlet. 10 bin yıllık tarihi var. Neyden bahsediyoruz? Ya başka bir ülkede olsaydı bu Ergenekon operasyonları falan oldu ya. Adamlar çürüdüydü şimdiye kadar. Ama Türkiye ne yaptı? Yıktı o duvarları. Gelin siz dedi dışarıya, siz bana lazımsınız dedi. Oradaki insanları hepsini aldı, çıkarttı dışarıya. Türkiye böyle bir yer ya. Öyle herkes at oynuyor. Yok öyle, öyle bir yer değil Anadolu. Başka bir yer böyle. Hani Ahmet Arif diyor ya, beşikler vermişim Nuh'a, salıncaklar, hamaklar. Havva anan dünkü çocuk sayılır, Anadolu'yum ben, tanıyor musun diyor. Lan senin devlet olarak kuruluşun daha 300 yıl olmamış. Ama Ahmet Arif ne diyor, Anadolu ne diyor? Ne İskender takmışım, ne Sultan Murat diyor. Sen kimsin Türkiye? Ha bazen böyle bir fırsat bulunca böyle bir numara çeviriyorlar işte, Ergenekon gibi bilmem ne gibi falan. Ondan sonra da Türk milleti yapıştırıyor tokadı. Bak nerede şimdi o operasyonları yapanlar? Hepsi içeride. Diğerleri de kaçabilenler de kaçtı. Ne oldu Amerika'nın adamları? 15 Temmuz gecesi yediler dayağı, oturdular kıçlarının üstü. Ya bir kere daha döveriz o. Hepsi o. Yendik kardeşim biz sizi. Ivırmaca kıvırmaca yok. Silivri duvarları önünde de yendik. Ne bileyim işte açılımda, anayasa toplantılarında da yendik. 15 Temmuz gecesi de yendik. Hem de canımızı okuduk. Bu kadar. Daha neyi tartışıyoruz ya? Ha bir de şeye bakacaktık. İnce alay falan değil, odunsu bir yavşama diye bir yazı yazmış. Ahmet Hakan'ı kınıyorum. Öyle bir kelime kullanılır mı köşe yazısında ya? Ama mecbur okuyacağız. Niye? Bir bakış açısı tabii. Bakış açısı Ahmet Hakan'ınki de. Sonra da biz söyleyeceğimizi söyleyeceğiz. O da ayrı. Suriyeliler defo... Yok o değildi ya. Şuydu. Ha. Şimdi bir fotoğraf. Görüşmede ABD heyetinin not tuttuğu, buna mukabil Türk heyetinin elinde ne kağıt ne kalem olduğu söylendi. Anlık fotoğraf karesinde durum böyle gözükse de görüşmenin videosunu izleyince gördüm ki Türk heyetinden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Başdanışman Mehmet Ferden Çarıkçı not tutuyordu. Evet, yazısı şu o görüşmeyle ilgili. ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde Türk heyetine şöyle bir bakınca şunu söylemişti. Hiçbir Hollywood setinde bu kadar güzel insanı bulamazsınız. Bazıları bunu ince alay falan diye yorumladı. Güya Trump bizim heyetle inceden kafa bulmuş. Şimdi tabii bizim heyete nereden baktığına bağlı. Şimdi bizim heyete, bizim heyet bu. Buradan bakıyorsan, Amerikan bayrağının olduğu taraftan bakıyorsan alay edersin. Bizim heyete buradan bakıyorsan, Türk bayrağının olduğu taraftan bakıyorsan ciddi ciddi oturuyorlar işte. Ama ben bunlara vuracağım. S-400'ü nasıl sağlamazlar? Mantığıyla bakarsan tabii öyle bir yorum yaparsın. İncelikle uzaktan yakından alakası olmayan, gönderme bile yapamayan tam anlamıyla dandun herifin tekidir Trump. Dolayısıyla yaptığına odunsu bir yavşama deyip geçmekte yarar var demiş. O da fazla olmuş. Peki hakikaten
bizim adamlar orada. Yani Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı'nın danışmanları, işte Milli Savunma Bakanı vesaire. Yani bizimkiler orada hakikaten bir şeylerin pazarlığını mı yaptılar yoksa dik mi durdular? Bunu nereden bileceğiz şimdi? Şimdi buradaki habere bakarsak başka türlü görünecek. Şuradaki habere bakarsak başka... Neye bakacağız? Bu işten anlayan kim var? Ona bakacağız. O ne demiş? Kim var? Profesör Sencer İmer var. Bak, o bir şey diyorsa ona inanırım. Niye? Adamın işi bu. Ne demiş Sencer İmer? Türkiye ABD karşısında dik durdu demiş. Anka Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Sencer İmer, Osaka'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın S-400'ler konusunda tutumunu koruduğunu söyledi. Profesör Doktor İmer, Türkiye'nin bu dik duruşu karşısında ABD Türkiye'yi kaybetmek istemediği için karşı reaksiyon göstermedi, dedi. Profesör Doktor Sencer İmer dün Japonya'nın Osaka kentindeki G20 toplantısında ABD Başkanı Trump ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında dün yapılan görüşmeyi aydınlığa değerlendirdi. Ne demiş şimdi? Bir daha bir ayrıntılı bakalım. Osaka'daki görüşmelerde Türkiye gerek S-400'ler, gerek F-35'ler, gerekse Patriot'lar konusunda tutumunu korudu. Sayın Cumhurbaşkanı buradan giderken ne açıkladıysa orada da aynı şekilde Trump ile Putin ile görüştü. Dolayısıyla Türkiye'nin bu dik duruşu karşısında ABD de Türkiye'yi kaybetmek istemediği için karşı reaksiyon göstermedi. Zaten karşı reaksiyon göstermesi beklenemez. Çünkü yaptırımlara başvurması halinde Türkiye'yi tamamen kaybedebilir. Bu Amerika'nın işine gelmez. Çünkü Amerika'nın Orta Doğu'da kalabilmek için mutlaka Türkiye'yi en azından müttefik olarak veya dost olarak yanında tutması lazımdır. Yalnızca İsrail'e, Suudi Arabistan veya Mısır'a dayanarak bunu yapamazsınız. Trump pragmatik bir kişiliğe sahip biliyorsunuz, iş adamı. Benim gördüğüm kadarıyla bir iş adamı gibi meseleyi ele aldı. Aynı şeyi Çin ile yapacağı görüşmelerde yapacağını ummak isterim. Xi Jinping ile olan görüşmelerinde Çin ile olan ticaret savaşlarında sonuçlandıracaklarını düşünüyorum. Öyle bir işaret verdi. Gelecek sene seçimi var Bay Trump'ın. Bu durumu çok fazla gerginleştirmek, dünya ekonomisinin bu ticaret savaşı dolayısıyla küçülmesine sebebiyet vermek Trump'ın da işine gelmez. Ama tabii Amerika'da, Washington'daki bürokratik çevrelerle bir takım şahin kanat temsilcilerinin bundan hiç memnun olmayacağını düşünüyorum. Bolton. Kim bu Bolton? Post büyük var ya, post. Böyle şey, porsuk gibi hani. Ha o. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Pompeo, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo gibi bazı generalleri kastediyorum. Temsilciler Meclisi veya Senato'daki bazı kişileri kastediyorum. Ama her şeyden önce firmalar demiş. Bundan memnun olmayacaktır. Yani Sencer Hoca durumdan memnun. Bizimkiler dik durdu diyor, değil mi? İyi o zaman. Ne oldu yine? Öyle mi? Hah, peki. Hemen Çağlayan Adliyesi'nin önüne Seda Anık'a bağlanıyoruz. Ergenekon'daki son durum için. Seda merhaba. Halil Nebiler merhabalar. Nedir şimdi orada durum? Son sözler alındı. Osman'ın savunmasını yaptı vesaire. Bitti mi dava? Henüz bitmedi. Şu anda mahkemeye ara verildi. İsterseniz detayları aktarmaya başlayayım ben. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ergenekon davasının yeniden yargılama süreci devam ediyor. Mahkeme salonu oldukça kalabalıktı. Çok sayıda avukat ve 30'u aşkın tutuksuz sanık mahkemede yer aldı. Bedirhan Şinal, Erhan Timiroğlu ve Alparslan Aslan mahkemede hazır bulundu. Osman Yıldırım'ın da aralarında olduğu 7 sanıksa SEGVİS, yani ses ve görüntülü bilişim sistemiyle mahkemeye bağlandı. Geçen 16 Mayıs celse Bedirhan Şinal'ın son savunma hakkını talep etmesi nedeniyle 1 Temmuz'a ertelenmişti. Bugün Bedirhan Şinal mahkemede savunmasını vermedi. Avukatı aracılığıyla bir mazeret dilekçesi sundu. Ancak mahkeme başkanı mazeret dilekçesini reddetti ve avukatsız savunmasını istedi. Bedirhan Şinal savunmasını yaptı. Daha sonra son sözler alınmaya başlandı. Yargılama sürecinin bitirilmesi amacıyla. Son sözlerde çoğunlukla esas hakkında Cumhuriyet Savcısının esas hakkında mütalasına katılıyorum ve beraatimi istiyorum ifadeleri kullanıldı. Tutuksuz sanıklardan ancak sanık ve avukat Nusret Senem Cumhuriyet Savcısının mütalası ile ilgili bir çelişki olduğunu ifade etti savunmasında ve dedi ki
Cumhuriyet Savcısının ifadesinde bir delil yetersizliği ifadesi kullanılıyor. Ancak ne delil yetersizliği? Bu bir FETÖ kumpasıdır. Dolayısıyla savcının mütalaasındaki ifadelerle ifadeyle çelişmekte delil yetersizliği ifadesi ne kullandığı Nusret Senem ve Osman Yıldırım tekrar son sözünü söyledi. Son sözünde Osman Yıldırım'ın dikkat çeken ifadesi devletin isteğiyle AK Parti'yi kapatmak amacıyla kurtardığımız dava somut bir kanıttır ifadesini kullandı. Kurtardığım AK Parti iktidarını şu anda yıkmakla suçlanmam da enteresandır ifadesini kullandı Osman Yıldırım son ifadesinde. Onun dışında ifade ettiğim gibi son sözler alındı. Mahkeme ara verdi ve saat 14'te kararın açıklanması bekleniyor. 3 yıl sürmüştü. 2016 yılında Yargıtay bozma kararını vermişti ve yeniden yargılama süreci başlamıştı bu. Savcılığın, Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalası da 30 Kasım tarihinde açıklanmıştı ve Ergenekon diye bir terör örgütünün varlığı ispat edilememiştir ifadesini kullanmıştı. Hatta o mütalada 15 Temmuz darbe girişiminden Ergenekon davası ayrı tutulamaz. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanma operasyonlardan hemen önce başladığı ifadesi de yer almıştı. İşte o mütalanın ardından 27 Aralık'a, ardından 16 Mayıs tarihine ve Bedirhan Şinal'ın savunmasını tekrar vermek istemesi nedeniyle 1 Temmuz tarihine uzadı dava. Bugün kararın sonuçlanması bekleniyor, çıkması bekleniyor Halil Nebiler. Buradan şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Dediğimiz gibi saat 14'te olacak. Selam, şey soracağım mümkünse. Başka televizyonlar da canlı yayına geçti mi oradan? Çok sayıda televizyon var mı orada? Canlı yayına geçen çok sayıda televizyon olduğunu söyleyemeyeceğim ama canlı yayına geçen televizyon kanalları var. Bu yanımda canlı yayın araçları da var şu anda. Bu arada konuklarım da olacak. Şimdi mahkeme ara verdiği için ben eğer uygunsa hemen konuklarımı da almak istiyorum. Mahkemeyle ilgili detaylı bilgileri de aktarmak isterim. Hemen avukat Nusret Senem burada. Yayınımızı alalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mahkeme ara verdi. Evet, saat 14'e kadar ara verdi. Savunması yapılacak olan bir sanık vardı. Bedirhan Şinal itirafçı. FETÖ'cü polis ve yargıçların kendisini kullandığını anlattı. Arkasından da savunmalar bittiği için sanıkların son sözlerine geçildi. Son sözlerimiz esas olarak bitti. Bir kişi kaldı. O da öğleden sonra duruşma başlayınca hazır edeceksek biz de. Sizin esas hakkındaki mütalaya bir itirazınız vardı aslında. Bir çelişki. Ben de şimdi canlı yayında onu aktardım. İsterseniz siz bir kez daha ifade edin. Şimdi şöyle. Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 223 Taksim 2. maddesinin E fıkrası uyarınca beraatimizi istiyor. Bu delil yetersizliğinden beraat demek. Oysa ki esas hakkında mütalasında savcı Ankara'da 4. Ağır Ceza'da görülen bir FETÖ çatı davası var. Onun iddianamesinden çok uzun alıntılar yapmış. 14 sayfa. Orada deniyor ki aslında bu bir dava değil. Ergenekon bir dava değil. FETÖ'cülerin bir kumpasıdır. Amerika, Avrupa Birliği ve NATO'nun amaçları doğrultusunda, bölgedeki amaçları doğrultusunda FETÖ kullanılarak tertipler hazırlanmış, sahte deliller hazırlanmış ve bir kumpas davası organize edilmiş. Bu nedenle bu dava bir dava olarak nitelenmez. Tam tersine FETÖ'nün suçlarından biridir deniyor. O mahkeme, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi bu suçlardan FETÖ'yü zaten mahkum etti. FETÖ'nün yönetici kademesini 73 kişiyi mahkum etti. Başında FETÖ dahil olmak üzere. Ayrıca yine savcının mütalasında bir konu daha var. 4000 yargıç, hakimler, savcılar yüksek kurulu kanalıyla meslekten ihraç edildi. O ihraç kararında da konu Ergenekon olayı bir kumpas olarak, FETÖ'nün bir suçu olarak anlatılıyor. Dolayısıyla burada bir şey yok ki, örgüt yok ki, suç yok ki delil yetersizliği olsun. Bu olmaz. O zaman Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223. maddesinin A ve B fıkralarından, yani sanıkların suçunun olmadığı sabittir şeklinde bir karar verilmesi lazım. Dolayısıyla bu şekilde talep, savcının E fıkradan talebi yanlıştır dedim.
birkaç arkadaş daha bunu vurguladılar. Bu çok önemli. Neden önemli? Sanıyorum yargıçlar ve savcılar bu meseleyi tazminatlar vesaire falan açısından ele alıyorlar. Oysa ki olay bizim bir günümüz bile milyonlara bedeldir. Hiçbir parayla falan ölçülecek bir konu değildir. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Sadece bize kurulmuş bir kumpas yok. Türk Silahlı Kuvvetlerine, Vatan Partisi'ne, Milliyetçi ve Atatürkçülere, yani Türkiye'ye kumpas kurulmuş Amerika ve Avrupa Birliği tarafından. Şimdi bunun delil yetersizliği mi olur? Onun için bu yanlıştır dedim. Bunu kabul etmiyorum. 223. maddenin A ve B fıkralarından beraatimizi istiyoruz dedim. Olay. Peki saat 14'te karar artık çıkacak değil mi? Evet, çıkacak. Açıklayacağını söyledi Sayın Yargıç. O zaman saat 14'te tekrar sizle görüşmek üzere. Sağ olun, görüşmek üzere. Şimdi bir konuğumuz daha olacak. Ergenekon Kumpas mağdurlarından Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Asubay Oktay Yıldırım. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Artık Vatan Partisi'nde yeni Merkez Karar Kurulu kararları uyarınca biliyorsunuz sadece Başkanlık Kurulu üyeleri Genel Başkan Yardımcısı. Biz artık MYK üyesi olarak büro görevlerimizi öne çıkaran kararlar aldık. O yüzden bunu düzelterek başlayabiliriz. Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve basın bürosu başkanı. Peki o zaman Oktay Bey merhabalar. Hoş geldiniz tekrar yayınımıza. Bir başlangıç daha yapalım. Siz de duruşma salonundaydınız. Evet. Son sözler alındı. Siz de son sözünüzü ilettiniz mahkeme başkanına. Neler söyleyeceksiniz? Ya bu dava tarihi bir dava. Bu dava tarihi gerekçelerle, tarihi yöntemlerle başladı ve tarihi bir süreç içerisinde ilerledi. Nedir tarihi gerekçeler? NATO'nun, Amerika'nın Orta Doğu'yu şekillendirirken Türkiye'yi de bölmek ve Türkiye'yi de bir bağımsız ikinci İsrail koridoruna razı etmek planı doğrultusunda başladı. Bu tarihi bir şeydi. Yani bizim stratejik müttefikimiz bizi bölmeye çalışmıştı. Tarihi yöntemlerle devam etti. Yargı tarihinde hiç görülmemiş bir şekilde Türk ordusu, Türkiye'nin vatansever güçleri hedef alındı. Türkiye Cumhuriyeti ordusunun en alt kademesinden en üst kademesine kadar bütün vatansever birikimi, bütün milliyetçi ama en önemlisi Avrasyacı birikimi hapsedildi. Ve bunun için yargı tarihinde görülmemiş bir şekilde yargı silah olarak kullanıldı. Yargı, kolluk güçleri, devlet olanakları, devletin asıl diğer kurumlarına karşı oralara çöreklenmiş Amerikan ajanları tarafından, FETÖ ajanları tarafından silah olarak kullanıldı. Bu da tarihi bir şeydi. Yani tarihte hiç rastlanmamış bir şeydi. Sonra dava tarihi bir şekilde yürüdü ve tarihi bir şekilde sonuçlandı. Cumhuriyet tarihinde hiç görülmemiş bir yargılama yöntemi uygulandı. Yüz binlerce insan, milli vicdan, toplum vicdanı buna dayanmadı ve yüz binlerce insan geldi mahkeme kapılarına dayandı. 7 yıl süren, bugüne kadar hiç görülmemiş uzunlukta bir yargılamaydı. Hiç görülmemiş yöntemler izlendi. Yani bir adamdan hem sanık hem tanık hem gizli tanık mı çıkarmadılar? Devlete ateş etmiş terör örgütünün eli kanlı elebaşlarını alıp tanık mı yapmadılar? Hepsi yapıldı. Türk milleti de buna tarihi bir cevap verdi. Yüz binler mahkeme kapısına yığıldı. Mesela Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir mahkeme adına karar verdiği millet tarafından içeri girilip basılma korkusu yaşadı. Tir tir titriyorlardı orada. Tarihi bir şeydi. Tarihi bir kararla yine bizim şeylerimiz, özgürlüklerimiz kazanıldı. Neydi o tarihi karar? Hükümet kendisine yöneltilen, Türk milleti kendisine yöneltilen FETÖ şeyini gördü, tehdidini gördü. 15 Temmuz'un gelişini gördü. Buna karşı davanın artık ele avuca gelmeyen, neresinden tutsan elinde kalan çürümüş kanıtları bir şeyi zorunlulukla karşı karşıya bıraktı mahkeme heyetini ve bizler salıverildik. Sonra tarihi bir olay yaşandı. O mahkemede söylenen her şey 15 Temmuz'da doğrulandı. O kadar tarihi bir şeydi ki biz o mahkemede hakimlere, o görevden alınan hakime, mesela Sayın Köksal Şengün'e, sizi de hedef olacaklar demiştik, aldılar. Biz o mahkemede gladiyos sizsiniz demiştik, onlar çıktı. Biz o mahkemede işte FETÖ polisin içerisinde örgütlenen şunlardır, yargının içinde örgütlenen şunlardır dedik. Onlar birer birer çıktı ve kaçtılar, firar ettiler. Ve şimdi Yargıtay tarihi bir karar verdi. Örgüt yoktur dedi. Burada dedi bir kumpas kurulmuştur dedi Türk ordusuna. Ve bugün bu mahkemenin de ona uygun
uygun bir şekilde Yargıtay'ın verdiği karara uygun bir şekilde tarihi bir tutum alması, bu tarihi ayıbı ortadan kaldırması gerekmektedir. Bazı sanıklar bakımından ben de dahil olmak üzere savcılık ceza talep etmektedir ki bu şu anda anlattığım Ergenekon savcılarının talebidir ve hiçbir tutar yanı yoktur, hiçbir kanıta da dayanmamaktadır. Şimdi yayınımızı bitirmek zorundayız çünkü bir reklama gideceğiz ama zaten... Mahkemenin tarihi bir karar vermesi gerekiyor. Şu anda mahkeme tarihle yüz yüzedir. Saat 14'te kararın ardından sizle tekrar görüşmek üzere diyelim. Aynı Nusret Senem'le dediğimiz gibi. Evet, değerli ulusal kalan izleyenleri, Halil Nebiler, Oktay Yıldırım'la da görüştük. Saat 14'te kararın çıkması bekleniyor. O saatte de burada konuklarımızla canlı yayında olacağız. Şimdilik sözü tekrar stüdyoya bırakıyorum. Evet, Seda'na teşekkür ediyoruz. Ben sadece bu davanın bugün bitmesini bekliyorum. Zaten bir yargılama, neyin yargılaması mı onu da anlamadım ki. Bitecek, 14'ten itibaren arkadaşlarımız bültenlerde, programlarda sizi bilgilendirecekler. Benden bu kadar. Ama yani benden bu kadar deyince de bir daha yok anlamında söylemiyorum. Benden kurtuluş yok. Yarın saat 10'da buradayım. Ona göre. Yarın saat 10'a kadar. Lütfen kendinize iyi bakın. Ama sadece yarın saat 10'a kadar değil. Şimdiye kadar nasıl kazandıysak, nasıl biz kazanacağız dediğimizde sonucunu aldıysak yine... Biz kazanacağız. Biz kazanıncaya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Atatürk'le ittifak yapın. Halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla ittifak yapın. Ey Merkel diyeceğim şimdi, nereden çıktı bu ama? Ölenlerin hesabını sorar. Kumpasın hesabını sorar. Üstüne üstüne gider. Bıktırana kadar gider. Sonuç alana kadar gider. Gazetelerimiz var, çayımız var Allah'a şükür, defter kalemimiz var. Patlıcana bak şimdi, patlıcan. Terbiyesiz patlıcan. 23.95 artılır mı? Topraklarda Mustafa Kemaller yenilmez. Bunu birileri öğrenecek.